Evet. Merhabalar sevgili seyirciler, izleyenler. Bugün 27 Mart 2019 Çarşamba günlerden. Bu kez yine bir konuğumuz 5816 mağduru Zede Özgür Öncü. Özgür Öncü aşağı yukarı 3 dava ile uğraşıyor. Şimdi hemen Özgür Öncü ile daha önceden sohbetimizde çarpıcı gelen bir şey var. Onu çok kısaca ben söyleyeceğim. Sonra onu ayrıca sonlara doğru ayrıntılı olarak anlatacağız. Şimdi Türkiye'de yani nasıl söyleyeyim ya? Yani göçebe gibi ya. Yani bu kadar laubalilik olmaz ya. Yani bir devlette kurallar bellidir. O kişiye göre değişmez, tipe göre değişmez, bilmem neye göre değişmez. Burada hakimler, tamam hakimlerin, bu arada hakimlerin isimlerini aldın değil mi Özgür? Yanında. Evet abi, evet. Bravo. Bu arada hakimlerin tamam, şey hakkı vardır, ne diyelim, inisiyatif kullanma, takdir hakkı vardır. O herhalde bir sınırlıdır yani. Bu şey değil ki oyun oynamak, yok senin tipini beğenmedim, yok sen işte daha başka konuştuklarım var. Tipini beğenmedim, işte tipin sen yapmışsındır, etmişsindir. Sonra dalga geçer gibi Özgür'e şöyle 3 davasını da verdiği tarihe bakar mısınız? 9'u 5 keçeye vermişler davayı. Dalga geçiyorlar. Kemalist sistem bu halkla, milletle her zaman dalga geçti. Her türlü koşulla dalga geçti ve dalga geçmeye de devam ediyor. Mesela soy isimlerimizde bile dalga geçti. Düşün ya, bir hanımefendi var, hakim hanım, soyadı Çürük. Yahu bari bu Çürük ismini değiştir be. Yani bu Kemalizme karşı bir diren değil mi? Seninle dalga geçiyor bu. Ya, yani mahkemeye gitmene de gerek yok Çürük ismini değiştirmek için. Neyse, evet. Özgür Öncü'nün 3 davası da arkadaşlar, İzleyenler 9'u 5 keçi. Yani Mustafa Kemal'in işte ki o da yalan. Kemalistlerin bir başka yalanı. Adam 9'u 5 keçi ölmedi. Gece öldü. Yalan söylüyorsunuz. Ona rağmen böyle bu adamın tahakkümü altında bu ülkeyi devam ettiriyorsunuz. Neyse savaşımız devam edecek. Özgür Öncü hoş geldin. Hoş bulduk abi. Eyvallah. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. 5816'dan 3 davayla uğraş. 3 davan var değil mi? Evet. Evet abi. Doğrudur. Şimdi önce bir kısaca kendini tanıt. Sonra devam edelim davaya. Öncelikle yayınına davet ettiği için teşekkür ederim Bahattin abi. Rica ederim. Ben daha önceleri Mustafa Kemal'e hakaretin suç olduğunu bilmiyordum 5816'da. Evet. Çünkü sosyal medyadan da sürekli söyleniyordu zaten. Şikayet ediliyorsun. İşte şikayet sonucunda polis tarafından çağıracaksın gibi tehditlerle karşılaşıyorduk Kemalistler tarafından. Evet. Bu belirli bir süre geçtikten sonra gerçeğe dönüştü. Evime bir kağıt geldi. Tabii ilk başta anlamadım ne olduğunu. Polis tebrikat etmişti ifade için. En yakın karakola gittim, ifademi verdim ve orada öğrendim. 5816 Atatürk'e hakaret çekti, paylaşımlar vardı. Evet. O yüzden orada ifademi verdikten sonra bir ay sonra mahkeme açıldı. İlk mahkeme. Haziran ayında Mersin Adalet Bakanlığı'nda 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Ondan sonra yaklaşık 3 ay sonra bir tane daha açıldı Bahattin abi. Evet. Ardından bir tane daha açıldı yani. Arda arda 3 ayrı dava açtılar. Yani bu yani toplayıp bir anda bir dava olarak döndürmediler de suçların hepsi aynı tarihte olmasına rağmen arda arda 1-2-3 dava açıldı. Şimdi ben şöyle göstereyim abi istiyorsan şöyle. Bak burada bir sürü bak inanılmayacak şekilde bir sürü dava dosyası var. Bak. Allah Allah. Bak abi bir sürü bak. Daha bitmedi. İşi bak. Yazık günah bu devletin malına zarar abi. Yani bu 5816 yüzünden bak şu kağıtlara bakar mısın abi? Bak. Evet. Kaç tane daha bak şunlara bak. Görüyor musun abi? Yani bu kağıtlar çevresi paraya dönüştürülse fakirlere, garibanlara yardım olarak gidebilir. Fakat bu 5816 zehri yüzünden böyle hem devletimize zarar
hem milletimize zarar veriliyor. İnşallah en yakın zamanda 5806 kaldırılmasından yanayız. Evet. Yani hem öyle zarar, hem senin gibi genç insanları yıpratıyorlar. Yani sanki şey ya, millet uzaya araç göndermekle meşgul, biz bu köhne faşizan şeyle uğraşıyoruz. Evet. Yani bu arada Kemalistler yanlış anlamasın. Yani tamam, küfür hakaret tamam, ama eleştiremiyorsun da. Bu da var. Yani Mustafa Kemal hakkında, aleyhinde veya hakkında belge de yayınlayamıyorsun. Bunu anlamıyorlar. Yani zannediyorlar ki hepsi küfür. Neyse. Şimdi kısaca yani bir kendini tanıtırsan, yaş kaç, ne yaparsın? Başkan abi, adım Özgür, soyadım Öncü. Evet. Bitlisliyim. Mersin'de yaşıyorum. Maşallah. Mersin'de özel sektörle uğraşıyorum. Güvenlik şirketinde çalışıyorum. Evet. Evet, ailemle yaşıyorum. Bekarım, 24 yaşındayım. Maşallah. Anladım. Bu baktığın zaman şeye, davaya, dosyaya, ilk ne zaman kayda geçmişler? Şurada bakayım abi tarihe. Şu 6. Asliye Ceza Mahkemesi dosyası. Tarih olarak 2017 birinci ayı. Yani ocağın ikisi. İlk kayda geçecek suç tarihim bu. Ardından aynı yine ocağın ikisi. Sonra Mayıs'ın 4'ü ve Mayıs'ın 19'u olmak üzere burada suç unsurları, suç tarihleri yazıyor. Suç yeri Mersin yazmışlar. Ne yazmışlar buraya? Atatürk'ün suç, Atatürk'ün hatırası, annenin hakaret. Anladım. 3 aylık davamda da 5816. Aşağı yukarı notlarımızda 2 sene önceye falan denk geliyor dedin değil mi? Evet. 2 sene önce geliyor. Ne kadar ceza verdiler mi? Evet. Şimdi şöyle Bahattin abi. İlk davam benim 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ben evet. Tabii o zaman 5816'yı pek fazla kale almadığım için evet. Daha Kerem abiyi tanımıyordum. Kerem abiye de buradan selam olsun ona. Avukat, tekrarlayalım. Evet. Avukat Kerami Özdemir. Tamam. Evet, evet. Daha onu tanımıyordum ben. Çünkü bu ilk ceza, yani ilk dosyam geldiğinde pek fazla önemsemedim açıkçası. İlk dava dosyasına tek girdim. Kendi imkanlarımla, kendimi savunarak ilk mahkeme duruşmaya çıktım. Bu da hakimin ismi, katibin ismi, hepsi yazıyor burada. İsterseniz paylaşabilirim sizinle. Lütfen, alacağım onları. Onları hemen alalım. Tek tek alalım. Evet. Birinci ilk hakim. 6. asildeki ilk hakim. Hasibe Zöhre. Hasibe Zöhre. Zöhre. Evet. Hakim bu. Evet. Zöhre, hakim. Evet. Hakime. Katip. Evet. Hakim hanım. Katip de Ayşe Derya Sapan. Ayşe, tamam. Derya Sapan. Bu tamam. İlk 6. asli abi. Diğerlerini söylerken onları da söylerim. Ben ilk duruşmaya gittim. Bana sordu tabii orada. Bunları sen mi işledin? Sen mi yazdın? Zaten Vatil abi, bakıldığı zaman suçlara kesinlikle Mustafa Kemal'e cinsi bir küfür yok. Kesinlikle. Yani Mustafa Kemal'in annesine, babasına, kendisine cinsi kesinlikle bir küfür yok. Yazılan ifadeler burada yazıyor zaten. Kamal yazılmış ki Mustafa Kemal'in gerçek ismi Kamal. Bunu hakaret olarak, evet. Kamal, evet, Kamal. Hakaret olarak algılamışlar. Yani bir insanın gerçek ismini söylemenin neresi hakaret? Evet. Bir de Yahudi galiba. Evet, Yahudi. Ve buraya kanat da getirmişler. Bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışan bayan yanılmıyorsam. Orası önemli. Orası da önemli. O kadını bir tekrarla. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışan Sevda Demirel dedin değil mi? Tam ismini öğreneyim abi. Şurada yazması lazım. Bu bayan orada kanaat getirmiş büyük ihtimalle. Yani sanki bilir kişi gibi onlara da mı soruyorlar bir de? Yani onlara sorulmadığı halde böyle bir kanaat getirmiş bayan. Anladım. Kim getirdiğini de bilmiyorum yani. Sonuçta o da çalışan bir insan, yani hakim değil, savcı değil. Tamam. Bakarsın sonra ona. Şöyle yapalım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışan, ben buraya Sevda Demirel demiştim. Bu kolay mı bulman onu? Sanmıyorum. Onu bir Kerami abiyle görüşmek lazım. Benle konuştuğunda Sevda Demirel demiştin. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışıyor. Evet. Mahkeme buna kanaat soruyor. Öyle mi? Bilir kişi ne dedi bu kanaat, tamam. Kanaatinde? Bakın izleyinler. Kanaat sormamış Bahattin abi. Bu, ne sormuş? İşgüzarlık yapmış. Şimdi beni şikayet eden kişiler var ya. Tamam. Şikayet ettikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelir. Emniyet Genel Müdürlüğü bakar. Eğer bu hakaretse savcılığa bunu devreder.
Ve altında yazıyor. Bu şahıs, yani sanık Özgür Öncü, bana söylüyor. Nasıl olur da Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu o Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sana... Yahudi demeyi cüret eder? Bu vatandaşın, bu kişinin ceza almasını en içten dileklerimle talep ediyorum, istiyorum. Gereğin yapılmasını arz ederim. Savcılığa diye iletmiş bunu. Yuh yani, bakar mısın abi ya, senin böyle bir hakkın, yani sen derken onun böyle bir hakkın yok ki senin ya. Ya böyle bir kanaat bildiremezsin ya, sana ne? Yani bir takım kurallar vardır, yazılıdır. O kuralları bellidir yani, suç şudur, bu bilmem nedir, bilmem nedir yani. Neyse devam et, evet abi. Ondan sonra ilk mahkememe çıktığımda işte gereklerini söyledim. Bunların hakaret olmadığını söyledim. Fakat yeterli olmadı Bahattin abi. Hayır canım. İlk davadan 6. asliyede gören davada 2 yıl 6 ay yedim ilk önce ceza. 2 yıl 6 ay. 2 yıl 6 ayı sağ olsun hakim hanım, Allah razı olsun ondan, düşürdü. Sanık Özgür Öncü'nün mahkemede olumlu ve tutarlı duruşundan dolayı ceza indirimine giderek 6'da bir ceza indirim yapılarak 2 yıl 1 ay olarak karar verilmiştir. Sanığın yüzüne ifade sonuç Yani okunmuştur. 5 ay mı düşürdü? Evet, 5 ay düşürdü. Anladım. Kim o düşüren hakime? İlk 6. asliyle aynı Hasibe Zöhre hakim. Zöhre anladım. O tamam. Evet. Bundan sonra abi davam istinaf mahkemesine gönderdim. Ben itiraz ettim. Bunu kabul etmiyorum kesinlikle diye. Aradan 2-2,5 ay sonra, o da burada, 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir tane daha dava dosyam geldi. Tam böyle ekrana göster de görünsün kayıtlarda. Şöyle hafif bir şey. Heh. Öyle göster. Tamam. Tamam yeter. Evet. Burada da ocağın 5'inde mahkemeye çıktım. Hakim Mustafa Toprak, Ağır Ceza Mahkeme Hakimi. Üf. Evet. Üf. Yani, pardon. Evet. Mustafa Toprak. Evet. Hem de Ağır Ceza Hakimi. Evet. Bu beyefendi, hakim olan beyefendi Mustafa Toprak, Ağır Ceza Hakimi olduğu için Bahattin abi. Evet canım. Ağır Ceza tarafında oluşan suçlardan dolayı 5. asliye gelmiyor. Benim 5 Ocak'ta gittiğim gün mahkemem 9'u 5 geçe. Aynı şeyle. 6. Asliye Ceza Mahkemesi'yle aynı. 9'u 5 geçe. Evet. Gittim saat 9'u 5 geçe 5. asliyenin önüne. Mustafa Toprak, Ağır Ceza Hakimi. Yani bu beyefendi evet, asliyeye bakmıyor. Fakat bu tarafa da aktarıyorlar. Her iki taraf olduğu için. Diğer taraf yolun için gelmiyor. Bekleyin diyorlar bize. Ben bekliyorum. Bir tane bayan geliyor. O bayanın ismini bilmiyorum. Hakim, nöbetçi hakim. Hiçbir şey sormadan başka bir tarihe atıyor. 5. asliyede işte hala devam ediyor. Bir dakika, bu Ağır Ceza Hakimi gelmedi mi? Yok, gelmiyor. İkidir gelmiyor. Bir daha erteler. Geçen ay yanılmıyorsam Mart'ın kaçıydı? 7, 6 Mart'ta bir daha ertelendi bu. Gelmiyor. Başka tarafta, yani o Ağır Ceza tarafında işleri yoğun olduğu için asliye gelmiyor. Vermeyin o zaman değil mi? Vermeyin bu adamı değil mi, yani madem işi var? Evet, vermemeleri lazım. Mustafa Toprak, Ağır Ceza Hakimi bu. Anladım. Efendi. Anladım. Gelmiyor. İkidir gelmiyor. İkidir 5. asliyedeki dosyam iptal oluyor, erteleniyor. Anladım. Onun ardından bir tane daha geldi abi. Tabii. Hayır. 8-16 olduğu için hiç boş bırakmazlar yani vatandaşı nefes aldırmaya. Bu da 14. Asliye Ceza Mahkemesi şöyle. Evet. Evet. Burada İlk duruşmayı geçen ay yaptık. Buradaki hakim Namık Kemal Yaşar. 14. asliyedeki hakimim Namık Kemal Yaşar. Katip de Hatice Bölüktaş'ı. Evet. Bu davaya da girdim Bahattin abi. Evet. Bu 5. asliye ile 14. asliye karşı karşıya. Evet. Evet. İki defa 5. asliyede, iki defa 14. asliyede ertelendiği için 14. asliyenin 2. mahkeme duruşmasında ikisinin birleşmesini talep ettim. Avukatıma da bunu söyledim. Birleşmesini talep ettim ve avukat iki mahkemenin yazışmasından sonra bunların birleşip birleşmeyeceğine karar vereceğini söylediler. Yani 14. ve 5. asliyedeki
mahkemelerin birleştirmesini talep ettim. Bir de şöyle bir şey var. Bahattin, ilginçtir, enteresandır. Ben bu 14 ve 5. Asliye Mahkemesi karşı karşıya olduğu için iki defa oraya, 4 defa eder. Bir de dava dosyalarımı almaya gittiğim için yani 5-6 defa, 7 defa gittim. Artık 14. Asliye Mahkemesi'ndeki ve 5. Asliye Mahkemesi'nde çalışanlar hepsi beni tanıyor. Ayda. Hepsi tanıyorlar. Ben sabah 14. Asliye Mahkemeye giderken, Allah şahidindir abi, merdivenden çıkarken 14. Asliye Mahkemesi çalışanı bana dedi ki bugün senin bizde davan var. Ya o kadar kişi var, sen kimseyi tanımıyorsun. Beni nereden tanıdın abicim? Çok mu önemli bu 5816 ya? Çok önemli, bir de artık git Allah gel git belasını gel. Versin bunların ya. He. Artık git gel git gel, tanıyorlar beni yani. Ben Anladım. İlk dava dosyamı almaya gittiğimde bana dedi dava numara kaç, dedim hatırlamıyorum. Niye? Dedim 5800'den alınan ilk davamdaydı. Bayağı var, o yüzden hatırlamıyorum dosya numaranı. Yani beni hiç kimseyi hatırlamadılar, beni hatırladılar. Ha, senin bugün mahkemen vardı bizde. Ki 14. asliye gidiyorum. Merdivenlerden çıkarken beni durdurdu. Senin bugün bizde mahkemen vardı, seni tanıyorum. Bir de abi kapıda mesela şu bilirsin, mesela şu dava dosyası. Şu kapının yanında herkesin suçu yazar. Evet. Benimki üstte 9'da değil bak. Özellikle Bahattin abi diğer dava dosyaya, mahkemelerin kapısına bak. Duruşma, ilk duruşma 9'dadır örneğin. 9.15, 9.35, 9, benimki 9.05. 3 davamda da. 9.05, 9.05, 9.05. İlk beni veriyorlar. Al, 9'u 5 geçe, 9'u 5 geçe, 9'u 5 geçe. Evet. Sadece ertelenen diğer bu o 5. ve 6. ertelenen şeyde mahkemelerde bir tanesi 10'u 10 geçeydi. Anladım. 10'u 10 geçe. Diğerleri 9.05, 9.05. Her yerden yıpratmaya çalışıyorlar ha? Evet tabii. Baskınlar abi, sonuçta Mustafa Kemal Atatürk'ü bu ülkede seven milyonlar var. Kapıya da yazıyorlar özellikle. Atatürk'ün hatırası alenen hakaret diye. Başka kişilere yazmışlar. Basit yaralama, hakaret diye, ama bana özellikle Atatürk'ü hakaret. Yani 5816 mağduru ya da 5816 suçu yazmıyor. Direkt Atatürk'ü hakarette o insanların bize kötü gözle bakmasına, o insanların bize kötü gözle bakmasına sebep oluyorlar. Buyur. Bu da ayrı bir suç. Yani evet. Ayrı bir baskı. Evet. Yani seni hem mahkemeye çağırıyorlar, hem deşifre ediyorlar, hem 9'u 5 geçeye denk getiriyorlar. Hem orada bir de tutuyorlar, oradaki insanlar sana o gözle bakıyor. Sana kötü gözle bakıyor. Yani bu bir ya bu da bir suç onlara, yani bu bir suç abi ya. Yani bir insan seri katil olsa bile sen ona şey yaklaşamazsın, ne derler, ön yargıyla yaklaşamazsın. Yani ne derler, birisi baştan suçsuzdur. Yani ona sen suçsuz olarak yaklaşırsın. Bunlar her yerden ceza veriyorlar. Şu baskıya bakar mısın abi? Asıl mahalle baskısı bu. Hatta ülke baskısı bu. Konuşuyorlar işte mahalle baskısı mı? Ulan asıl mahalle baskısı bu işte. 5816, Kemalizm, Atatürkçülük. En büyük baskı bu. Yani affedersin, şey, kendimi tutamıyorum. Dinliyorum seni, devam et abi. Bir daha abi, ben bu 6. asliye çıkarken ilk defa hayatımda mahkemeye gidiyorum. Tabii ben daha önce hiç mahkemeymiş, kavgaymış, adam yaralamış, Allah hamdolsun öyle sorunlarım olmadı. 6. asliye gittim, kapıda oturdum. 9'u 5 geçeyi bekliyorum. Saat 8.50 falan. Hayda. Bir de 10 Kasım'a denk getirirlerse ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok abi. Ya, hemen dikileceğim, bekleyeceğim, böyle sirenler çalacak falan. Evet, dinliyorum. Heh. 6. asliyenin önünde oturdum. İşte mahkememin 5 dakika 10 dakika var. Tabii ilk defa gittiğim için daha bilmiyorum nasıl ilerlediğini, nasıl çağrılacağını. Kapıdan bir beyefendi geldi. 40'lı 45'li yaşlarda. Özgür Öncü deyince ben ayağa kalktım. Yani etrafımda, sağımda, ay, solumda 3 kişi, 5 kişi, yanında 6-7 kişi, herkes 6. asliyeyi bekliyor. Evet. Ben de bekliyorum tabii dava dosyam için. Biri kapıda, herhalde o kapıda yazan suç unsurlarını işte sırayla gelen saat okurken Atatürk'ü hakareti görünce adımı okudu. Ben de sandım ki beni çağırıyorlar içeriye. Ben kalktım içeriye, önce o beyefendi beni durdurdu. Sen misin dedi Özgür Önce. Evet dedi. Şöyle bir süzdü beni. Kim o? O bir tane beyefendi, tanımıyorum. 48, 50, 52, 53 o yaşlarda bir şey. Hayda. Yani ben o kişiyi mahkeme çalışan olarak sandım ve kalktım. Mahkeme kapısını önerdim. Çünkü bilmiyorum, tanımıyorum. Evet. Özgür Öncü dediler. Sen misin Özgür Öncü deyince evet dedim. Benim şöyle bir baktı. Dedi ki bu millet Atatürkçüdür, demokrattır, laiktir. Evet. Böyle o insanlar içinde azarladı.
Ya sen nereden biliyorsun? Belki Kimsin? ben beraat edeceğim. Ne kadar? Belki ben beraat Kim bu edeceğim. adam? Nereden? Allah. Bilmiyorum. Ay. Böyle 50 yaşlarında bir dedi, bu millet Atatürkçüdür, demokrattır, milliyetçidir dedi. Terbiyesiz Hemen aşağılık. o insanlar da bana baktı. Böyle ben şaşırdım Ne tabii. kadar Yani ayıp bir şaşırdım. şey. Tepki de veremedim. Şoka da girdim. İlk defa Neymiş, gelmişim. alsaydın adını soyadını. Tanımıyorum. O kapının orada bana bunu söyledi. Sor işte hocam. Sor onları yani. O tiplere sor hemen abi. Kimsin sen de? Ben ilk defa gittiğim Şaşırdın, için anladım. 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 Bir dahaki sefere. şoka girdim tabii. Katip Anladım. sandım. Yani Anladım. hani bu hakimin çağır, şunu çağır, bunu çağır dediği kişileri sandım. Kalktım ayağa. Yani Ay. bilmiyordum. Ay ay ay. Bir de oradaki insanlar da bana tip tip baktı, sen misin diye. Evet. Ben Evet. yani ben bilmiyorum. Belki ben beraat edeceğim. Neden bana ön yargılı Yani davrandı ki? kim ne hakla? Yok, suç, o da suç, yaptığı suç yani. Suç, Yani şu azarlama. İngiltere'de yapsa suç. Evet. Evet. Dinliyorum. Onu o şekilde yaptıktan sonra zaten diğer dava dosyaları Evet. patlayınca biraz ister istemez insanda hüzün, korku oluyor ister istemez bu Değil mi? 5.816'nın tabii kaldığı baskıdan dolayı. Mesela bunları söylerken mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi gerçeksine Kamal. Fakat bunu mahkemede ifade edemiyorsun. Kesinlikle. Delil de getirsen, kayıt da getirsen Çok ayıp. 5.816, evet, 5.816 yasayı kale alan hakimler ona göre ceza veriyor. Yani Çok senin ayıp. dediğin doğru olsa da olmasa da onu kale almıyorlar. Ceza veriyorlar. Yazık. Tabii diğer mahkemeler, evet. Yazık. Sen bitir söyleyeceklerini. Sen Diğer rahatla. dava dosyalarının gelmesiyle birlikte ben de avukat arayışına girdim. İlk mahkemede dediğim gibi bilgim olmadığı için pek fazla önemsemedim. Kerem abiyle tanıştım. Sağ olsun, Allah ondan razı olsun. Bize ne yapacağımızı tek 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 söyledi. İnşallah sabretmemiz gerektiğini söyledi. İnşallah mücadelemiz sürecek 5.816'nın kaldırılması konusunda. İnşallah. Peki şimdi Avrupa Anayasa Mahkemesi, yani böyle başka Avrupa'ya İnsan Hakları Mahkemesi'ne falan, işte Amnesty International'a falan müracaat falan ettin mi hiç? İnsan Hakları. Benim ilk dava dosyam daha istinafta gelmedi. İki Ha, yıl bir ay önce istinaf. hapisteydim. Evet. Yaklaşık 10 ay oldu, Haziran ayında. 10 ay, 9,5 10 ay daha gelmedi. Evet. Geldi mi tabii ki de AYM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hakkımı arayacağım. Aslında bu tek tek bu hakimlere de tazminat cezası verilmeli. Evet. Akıllanmalılar, anlamalılar neyle uğraştıklarını. Tek tek bunlar, evet, zaten dosyalarında da var. Yapılabilir de öyle bir şey. Öyle bir şey de yapılabilir. Evet. Şimdi kendini tedirgin hissediyorsun, değil mi? Yani seni Evet. yıpratıyor, psikolojik olarak yıpratıyor. Sonuçta bir Tabii. tazminatı hak ediyorsun sen. Yani bu kadar yapılanlar, bir gence yapılanlar senin enerjini alıyor, değil mi? Enerjini emiyor yani. Tabii enerjimi alıyor, zaman kaybı, işimi aksatıyor, uğraştırıyor, yoruyor. Evet. Yoruyor, değil mi? İşte gençlerimiz neyle, yani gençlerimizi zaten hayata mağlup başlatıyorlar. Bir de bunlarla uğraştırıyorlar. Ah Kemalizm, ah ah ah. Şimdi peki, o zaman bağlıyoruz. Ben tekrardan bir daha tarihi söyleyeyim. Sevgili seyirciler, bugün 27 Mart 2019 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Konuğumuz 5816 mağduru. Zede diyoruz. 5816 Zede diyoruz. Özgür Öncü'ydü. Özgür Öncü mağduriyetini anlattı. Ondan sonra en ilginç noktalardan biri 3 davasının da 9'u 5 geçeye denk getirilmesi. Sonra oradan herhangi bir mahkeme çalışanları olsun kötü gözle bakmaları, sanki ağır bir suç, adi bir suç işlemiş gibi bakmaları, ki adi suçlara bile öyle bakmıyorlar. Sonra bir işgüzar Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışan, sonra adını düzeltiriz, belki yazarız, ben Sevda Demirel diye diyorum. Bir kadının yine lakırdı etmesi, işgüzarlık yapması, yok efendim böyle bir kişiye işte yok verilmelidir, işte Türkiye'nin kurucusuna bilmem ne etmiş de şu yapmış da bu yapmış demesi. Sonra mahkemede yine bir işgüzar bir kişinin çıkması 50 yaşlarında. Lütfen o tür isimleri alalım, o kişilerin isimlerini soyadlarını verirlerse dava da edilebilir bunlar. Kalkıp
kendini hakim yerine koyup bu genci yargılaması, ülkenin durumuna bak. Mahalle baskısı, mahalle baskısı diyorlar. En büyük mahalle baskısı Kemalizm. Daha ağrı yok. Türkiye'ye giydirilmiş bir deli gömleği. Dedik. Evet. Özgür arkadaşımız aşağı yukarı 2 senedir bu davalarla uğraşıyorsun değil mi? Evet. 1,5 senedir bu davalarla uğraşıyorum. Tamam. Özgür, bağlıyoruz. Başka söyleyeceğin son neler söyleyeceksin ve kapatalım. Yok abi, teşekkür ederim. Yayına davet ettiğin için tekrar teşekkür ediyorum. Peki. Şimdi kapadıktan sonra bir kısa da tanıtım alacağım. Kısa fragman alacağım. Ondan sonra şimdi peki kapatıyorum. Ben sana tekrar döneceğim. Tamam. Sevgili seyirciler, görüşmek üzere. Evet. Konuğumuz Özgür Öncü'ydü. Bir 5816 mağduru. Görüşmek üzere.